Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne işleyeceğiz? Atmosferden bahsedeceğiz. Yani dünyanın o üst kısmından bahsedeceğiz. Atmosferin katmanları nelerdir? Daha sonra yavaş yavaş o iklime giriş yapacağız. İklimde sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış diyeceğiz ve dünyadaki iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Bu kısmı öylelikle bitirmiş olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım bugün bizi ünite içeriğimizde neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda ne dedik? Atmosfer. Atmosferin ne gibi etkisi var? Bize sağladığı faydalar neler? Öncelikle onlardan bahsetmiş olacağız. Daha sonra atmosferin özellikleri ve katmanlarından bahsedeceğiz. Yani troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer diyeceğiz. Bunların ne gibi özellikleri var? Onlardan bahsedeceğiz ve en sonda da hava durumu, aynı zamanda iklimin ne gibi etkileri var? Sonuçta bunlar bizim gündelik hayatımızı ciddi anlamda etkiliyor. En basiti, bugün sabah dışarı çıkarken ya telefonunu aldın, ya bugün hava nasıl, sıcaklık kaç derece, yağış var mı, ona göre giyinme durumun oldu. Ya da iklime bakarak kışa doğru geldiğimizde Allah, o dolaplardan kalın elbiseleri çıkarmanın vakti geldi. İnce elbiseler bay bay dolaba dediğiniz arkadaşlar, o zaman haydi bakalım dersimiz bitti. Bu ders bittiğinde hem atmosferle ilgili bilgileri öğrenmiş olacağız, görmüş olduğumuz bir olayın hangi katmanda gerçekleştiğini öğrenmiş olacağız. Aynı zamanda iklimin bizim hayatımızı, ekonomimizi, doğal çevremizi nasıl etkilediğini öğrenmiş olacağız diyelim. Ders bitti. Bu ders TYT anlamında da çok önemli. Sonuçta biz birer TYT öğrencisiyiz de. O yüzden dersin güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için ne yapmam gerekiyor? 0'dan 9'a coğrafya, o konu özetli soru bankası kitabımız var ya, oradan hemen 64, 66. sayfayı, video bitti, çarpıya bastın, hemen tık tık çözüyorsun. Devamında Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızdan da 64-67'yi çözüyorsun. Yazılar da geliyor, hem oraya hem de TYT'ye güzel bir hazırlık olsun diyelim. Nefes almadık, hadi devam ediyoruz. Atmosfer. Biz bunu 9. sınıfın başında gördük. Doğadaki 4 temel unsur dedik. Litosfer, hidrosfer, biyosfer, atmosfer. Latince kökenli bir kelimedir. Atmo dediğimiz hava, nefes. Sfere dediğimiz kısım ise, yani şuradaki sfer dediğimiz kısım ise küre anlamına gelmektedir. O zaman bu dilimize hava kürenin karşılığı olarak geçmiş bir kelime. Hava, küre. O zaman havayı oluşturan neler var? Çeşitli gazlar var. İşte biz yer küreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan bu gaz örtüsüne atmosfer diyeceğiz. Biraz önce ne dedik? Atmosfere hava, küre dedik. Latinceden geçmiştir dedik. O zaman atmosferi oluşturan çeşitli gazlar var. Nelerdir bunlar? Oran anlamında en fazla olanı %78 kısımla azottur ki bizim için çok önemli gazlardan bir tanesidir. Devamında %21'lik kısımda oksijen yer almaktadır. Gene önemli. %1'lik kısımda ise asal gazlar, bazı gazlar var. Karbondioksit var, neon, argon, kripton, su buharı, tozlar var. Bunlar da gene bizler için, yaşamın devamlılığı için, maddelerin devamlılığı için ciddi anlamda önemli ki bazı gazlar var ki bunların miktarı yere ve aynı zamanda zamana göre değişmekte. Kimdir bunlar? En basiti şunu düşünün. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsanız, oraya da selam olsun diyelim. Ya da Ankara'da yaşıyorsanız o coğrafyaya da selam olsun. Şimdi burada nüfus fazla mı? Fazla. Araba kullanımı fazla. Yakıt kullanımı çok fazla. O zaman bizim atmosfere salmış olduğumuz ya da bırakmış olduğumuz karbondioksit, karbon gazı fazla olacaktır. O zaman karbon gazının miktarı bulunduğumuz yere göre değişmekte. Ya da daha az nüfuslu bir bölgeyi düşünün. Ya da aynı zamanda Ankara'nın köylerini düşünün. Bu köylerde de kullanım nüfus anlamında az olacağı için karbon oranının da az olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle düşünün. İstanbul nerede? Deniz kıyısında. Ankara nerede? Bu coğrafya tam Türkiye'nin orta noktasında. Yani deniz yok. O zaman hangisinde su daha çok buharlaşır? İstanbul'da. O zaman su buharı miktarı da, miktarı bak, atmosferde yere ve zamana göre değişiklik gösterir diyebiliriz. Peki bu atmosfer yer küreyi çepeçevre sarıyor ya, biz bunun kalınlığını tam anlamıyla bilemiyoruz. Yani biz burada 0 metreden başladığımızda atmosferin en dış sınırının tahmini olarak 10.000 kilometre olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak şimdi biraz önce %100 bir gaz yoğunluğumuz var dedik ya. Bu %100 gaz yoğunluğunun da aşağı kesimlerde, yani yer yüzeyine yakın kesimlerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yükseklere doğru çıkıldıkça yoğunluğunun az olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de en önemli etkenlerden bir tanesi yer çekiminin yükseldikçe azalmasıdır diyebiliyoruz. Ve atmosferin kalınlığı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe bir sıcaklık, iki yer çekimi, üç çizgisel hız gibi nedenlerden dolayı azalmaktadır diyebiliriz. Ve atmosferimiz aslında saydam ve renksizdir. Ama biz şöyle bir gökyüzüne baktığımızda onu nasıl görüyoruz? Masmavi görüyoruz. Neden? Çünkü güneşten gelen kısa dalgalı ışınlar çok ciddi anlamda fazlaca kırılıyor ve bu gökyüzünün mavi bir renk almasına sebep oluyor diyebiliriz. Peki bu atmosferimizin bize sağladığı etkiler nelerdir? Birincisi, atmosferde ne var? Atmosferde su buharı var ki bu çok önemli gazlardan bir tanesidir. Su buharı atmosferde iklim olaylarının meydana gelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Devamında, eğer ki dünyanın atmosferi olmasaydı gündüz sıcaklığımız 100 dereceyi geçecekti. Gece de sıcaklığımız eksi 200 derecenin altına düşecekti. Ya düşünsene, eksi 200 diyoruz, 100 diyoruz. Totalde sıcaklık farkımız o zaman ne oldu? 300 derece oldu. Ya böyle bir yerde yaşayabilir misin Allah aşkına? Tabii ki de yaşayamazsın. İşte bizim atmosferimiz dünyanın aşırı ısınmasını ya da aşırı soğumasını engelliyor. Sıcaklığı ne yaptı? Oh, dengeledi diyebiliriz. Devamında, içindeki hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde yukarıdaki ifadeyi doğruladık, dengeli bir şekilde sıcaklığın dağılmasını sağlar. Aynı zamanda biz güneşten gelen ışınların %100 olduğunu düşünürsek, bu ışınlar yeryüzüne gelirken bazısı geldi, bazısı ise hop, nereye gidiyorsun ya, sen gidemezsin, hayırdır, sen nereye gidiyorsun dedi. Kimdir bu ışınlar? Bu ışınlar ultraviyole, yani zararlı ışınlardır. Atmosferimiz bu zararlı ışınları da tutmakta ve bize zararsızlarını göndermektedir. Aynı zamanda bazen gökyüzüne bakarsın, köyde mesela yıldızları falan acayip parlak görürsün ve gökyüzüne baktığında oha, yıldız kaydı dersin, ama aslında o bir yıldız kayması değil. Nedir o peki? Dünyaya yaklaşan küçük ya da orta büyüklükteki bir meteordur ve atmosferimize girdiğinde sürtünmenin etkisiyle meteorlar, yani gök taşları parçalanır. Bir diğer etkisi de bu. Aynı zamanda ışığı, sesi, sıcaklığı dağıtarak bunların iletilmesini sağlar. Bir de beni mesela şu anda video anlamında gündüz izliyorsanız ve odanıza güneş gelmiyorsa, odanız tamamıyla karanlık mı? Bak, gündüz izliyorsun, güneş gelmiyor odana, odan tamamıyla karanlık mı? Hayır. Neden? Çünkü atmosferde bu ışınların kırılmasıyla birlikte yansımalar meydana geliyor ve doğrudan güneşi görmeyen yerlerinde aydınlık olma sağlanıyor. Biz bunu neyle kıyaslayabiliriz? Ay ile kıyaslayabiliriz. Mesela ayın yüzeyinde neler var? Şöyle çukurluklar var. Niye? Çünkü meteorlar ayın yüzeyine tak çarpıyor, çukurluklar oluşturuyor. Krater çukurluklar. Ya da ayın mesela o güneşe dönük yüzüne baktığınızda her tarafı cam gibi aydınlık değil. Bazı yerler simsiyah, kapkara, karanlıktır. Neden? Atmosfer olmadığı için güneşi gören yerler doğrudan böyle aydınlık, görmeyen yerler ise tamamıyla karanlıktır diyebiliriz. Güneşe dönük yüzeyi çok sıcak, dönük olmayan yüzey ise ciddi anlamda soğuktur diyebiliriz arkadaşlar. Peki bizim bu 10.000 kilometrelik yolculuğumuzda kaç tane katman var? 5 tane katman var. Bak, troposfer bu anlamda özelliği en fazla olan katmandır ve bu katmanı banko bilmen gerekiyor. Çünkü öğretmenin eğer ki sana yazılı kısmında atmosferin katmanları ile ilgili bir soru soracaksa, yarınızın sorusu şu olacak bence: troposferin özelliklerinden 5 tanesini yazınız diyecek. Niye? Çünkü en fazla özellik orada var. O yüzden troposfere biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Devamında stratosfer var, mezosfer var, termosfer var ve en son kısımda da egzosfer var arkadaşlar. Geldik birincisi, troposfer. Bir, yazdığım cümle: atmosferin en alt katmanıdır ve atmosferdeki gazların %75'i bu katmanda bulunmaktadır. Zaten genel olarak şu 30 kilometrelik kısma geldiğimizde gaz yoğunluğumuz
90. 30 kilometreden 10 bin kilometreye gittiğimizde gaz yoğunluğumuz %10'dur. Yani biz aslında troposfer dediğimizde en yoğun tabakası olarak da bilmek zorundayız. Ve bu tabakada hem dikey hava hareketi, yani ısınan hava kütlesinin yükselmesi, ya da bir rüzgarın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına hareket etmesi, yani yatay ve dikey yönde hava hareketleri görülmekte. Bununla birlikte şimdi ben troposfere baktığımda hemen şuradan şöyle şurayı siliyorum. Dağların yüksek kesimlerinde ne göreceğim? Karlar göreceğim. Şimdi mantıken düşündüğümüzde ya da mantık çerçevesinde düşündüğümüzde şu dağın şöyle yüksek kesimi olsun. Tam şurada kar görüyorum. Ya normalde şimdi güneş de burada ya. Bu dağın yüksek kesimi güneşe alçak kesimlere göre daha yakın değil mi? Evet yakın, ama nasıl soğuk oluyor? Şundan dolayı. Bizim troposferimiz böyle güneşten gelen doğrudan ışınlarla ısınmıyor. Nasıl ısınıyor? Güneşten ışınlar geliyor, yere çarpıyor ve yerden yansıyor. İşte bizim troposferimiz yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için her 100 metre yükseldiğimizde sıcaklığımız 0,5 derece. Bunu daha akılda kalıcı şekilde, her 200 metre yükseldikçe sıcaklığımız 1 derece azalır. O yüzden biz dağların yüksek kesimlerinde neler görürüz? Kar kütleleri görürüz. Bu yükseklerin daha soğuk olduğunu söyler bize. Ve su buharının %99,9, yani tamamına yakını bu katmandadır. Ve bu katmanda bulunduğu için de Allah'ını seven unutmasın, İklim olaylarının tamamına yakını bu katmanda görülmektedir. O zaman hemen şöyle toparlıyorum. Su buharı burada, iklim olayları görülüyor. Güneş ışınları troposferi yerden yansıma yoluyla ısıtıyor. O yüzden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığımız 1 derece azalıyor. Ve bu katmanda hem yatay hava hareketi hem de dikey hava hareketi görülmekte. Atmosferdeki gazların %75'lik kısmı burada yer alıyor. Ve atmosferin en alt, aynı zamanda en yoğun katmanıdır. Bununla birlikte troposferimiz ekvator çevresinde daha kalın iken, kutuplar çevresinde troposferimiz daha incedir. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe troposferimiz incelmekte. Neden? 1. Ekvator sıcak mı? Evet sıcak. O zaman burada ısınan hava kütlesi yükselir. Yükseldiği için de troposfer burada daha kalın bir tabaka oluşturur. Kutuplar soğuk mu? Soğuk. O zaman burada da soğuyan hava alçalır. O zaman burada da troposfer daha ince bir tabaka oluşturmaktadır. Bak, ekvatorda havanın sürekli ısınarak yükselmesi, kutuplarda havanın sürekli soğuyarak alçalması kalınlığı etkiledi. İkincisi, biz dünyanın geoid şekline bağlı olarak geoidi kanıtlayan durumlarda 4 şeyden bir tanesini yer çekimi olarak söylemiştik. Ve yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyordu. O zaman yer çekimi kutuplarda artıyorsa gazları ne yapacağız? Yere doğru çekeceğiz. O zaman yer çekiminin kutba doğru artması gene kalınlığın ekvatorda daha fazla, kutuplarda daha ince olmasına sebep olmuştur. Bir de dünyanın ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi ve bu olay sonucunda meydana gelen hız dediğimiz çizgisel hızın her yerde aynı olmaması. Ekvatorda çizgisel hızımız daha fazla, kutuplarda ise çizgisel hızımız daha az. Bu da ister istemez kalınlığımızı etkilemekte diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci katmanımız olan stratosfer katmanı. Troposferin üst kısmından başlıyor. Troposfer katmanı, peki kalınlık değişiyor dedik ya. Olay şöyle. Ekvatorda bu katman 16 kilometre kalınlığa sahip. Orta enlemlerde 12 kilometre kalınlığa sahip. Kutuplar çevresinde ise 10 kilometre kalınlığa sahip. O zaman benim stratosferim bu sınırdan başlıyor. Yaklaşık 50 kilometreye kadar uzanmakta. Ve burada sıcaklık ortalaması eksi 50 derece civarı. Ya bu katman için aslında iki tane özellik bileceğim. Bunlardan birincisi, burada sadece, bak sadece yatay hava hareketleri görülür. Ve biz bu yatay hava hareketlerine jet rüzgarları diyoruz. Jet gitti. Acayip hızlı rüzgarlar. Bir de biraz önce atmosferin etkilerini anlatırken ne dedik? Güneşten gelen zararlı ışınları atmosferimiz süzüyor ve zararsızlarını yeryüzeyine gönderiyor. İşte bizim bu katmanımız ozon tabakasıdır ve ozon tabakasının en önemli görevi burada güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor, zararsızları ne yapıyor? Dünyaya gönderiyor. Burada
İki tane kısmımız var. Güzel. Biraz önce ne dedik? Troposfer yatay ve dikey hava hareketlerinin görüldüğü bir katman iken stratosfer sadece yatay hava hareketinin görüldüğü katmandır. İşte biz bu yatay hava hareketine ne diyoruz? Jet rüzgarları diyoruz. Bunun en önemli etkisi ne biliyor musunuz? Kıtalar arasında yolculuk yapan uçakların gidiş ve geliş süreleridir. Bakın dikkat edin. İstanbul-New York seferi 11 saat sürerken New York-İstanbul seferi 9 saattir. İşte memleket hasreti ne yapmış? Uçağın bile daha hızlı gelmesini sağlamıştır diyebiliriz. Niye? Hareket burada böyle olduğu için biz bu rüzgarı uçak olarak arkamıza aldığımızda haldır uldur daha hızlı gideceğiz. Bir de ne dedik? Ozon tabakası dedik. Güneşten gelen evet zararlı ışınları süzüyor ama maalesef ki biz ozon tabakasına da zarar vermekteyiz. Ne yapıyoruz? Biz burada mesela günlük hayatta çok kullandığımız bazı durumlar var. Deodorantlar son dönemde mesela bunların içerisindeki o ozon tabakasına zarar veren kimyasallar azaltılmıştır. Klima, soğutucular ya da sanayide kullanmış olduğumuz kimyasal çözücüler bunların içerisinde kloroflorokarbon gazı var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane kloroflorokarbon atomu 200 bin tane ozon molekülünün parçalanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi ozon molekülü parçalanırsa, biz bunları kullandık, ozon molekülü parçalandı. Şimdi güneşten gelen zararlı ışınlar var. Yeterince bir ozon gazı olmadığı için tuttu, kaçtı gitti diyecek. O zaman zararlı ışınlar ne yapacak? Yer yüzeyine gelecek. Bu da ister istemez bizde katarak dediğimiz göz hastalığında artışa sebebiyet verir. Ya da çok fazla o ışınlara maruz kalırsak cilt hastalıklarında artışlar yaşayabiliriz. Sadece bizde değil arkadaşlar. Mesela döngüler kısmında 11. sınıfa geldiğimizde biz oksijen döngüsünden bahsedeceğiz. İşte bu döngüde bile ciddi anlamda yavaşlamalara sebebiyet vermektedir. O yüzden bunlara dikkat etmemizde fayda var. Mezosfer 50 kilometreden başlar 85 kilometreye kadar uzanan bir katmandır. Bu katmanda üst kesimlere doğru çıktığımızda sıcaklığımız -90 dereceye kadar düşmektedir. Peki mezosfer için neyi bileceğiz? Sadece şunu bileceğiz. Bu atmosfere giren göktaşları vardı ya. Bu katmanda genel olarak parçalanmakta. O zaman bunu nasıl bileceğiz? Mezometo diyorum. Bak mezometo. Meteorların parçalandığı katman burasıdır. Şimdi dünyaya hiç mi meteor gelmiyor? Tabii ki de geliyor. Ben biraz önce ne dedim? Küçük ya da orta büyüklükteki dedim. Daha büyük bir meteor atmosfere girdi. Parçalandı. Parça kısımları dünyaya gelebilir. Mesela 2011 yılında Rusya'da Chelyabinsk denen bir bölgeye meteor düşüyor ama meteor 10 kilometre yukarıda parçalanıyor. Parçaları o coğrafyada 1600 kişinin yaralanmasına sebebiyet veriyor. Mesozoik dediğimiz bir dönem var. Yani bu ikinci jeolojik zaman. Burada Meksika'da Yucatan Yarımadası'na büyük bir meteorun düştüğü söyleniyor. Bu meteor düştükten sonra mega tsunamiler, mega depremler yaşanmış ve dünyada ciddi anlamda bir yok oluş gerçekleşmiştir ve o dönemde yaşayan dinozor ve mamutlar değişen ortam koşullarına uyum sağlayamayıp nesilleri tükenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Termosfer, termos ne geldi aklıma? Sıcak. O zaman bu katman nasıl bir katmandır derse sıcak bir katmandır diyeceğiz. Ve 85 kilometreden başladı genel itibariyle 690 kilometreye kadar uzandı. Şimdi zaten gazların büyük bir bölümü %90'lık kısmı ilk 30 kilometre içerisindeydi. Burada gazlar seyrek haldedir ve bu katmanda gazlar çok hızlı hareket ettiği için sıcaklığımız yüksektir. Ne dedik? Termos dedik ve sıcaklık 1000 derecenin üzerine çıkar. Burada yüksek sıcaklıktan dolayı gazlar iyonlarına ayrılmıştır. İyonlar arasında iyi bir ısı alışverişi vardır ve buna bağlı olarak da biz burada haberleşmeyi sağlarız. Yani radyo frekanslarının çok iyi iletilmesiyle birlikte haberleşme uydularının belirli bir bölümü de bu katmandadır. Bir de bu katmanda ne var biliyor musunuz? Renk cümbüşü var yahu. O kutup aurorası dediğimiz kuzey ışıkları var ya, işte bu katmandadır. Nasıl oluyor? Bak dikkat et. Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır ve bunlara insanlar ciddi anlamda para ödeyip orada kamp kurup bu güzel ışıkları böyle izlemek istiyor. Gerçekten de bence çok güzel. Peki niye bu ışıklar
yüksek enlemlerde görülüyor da ekvatorda görülmüyor sizce? Bunu da yorumlar kısmına bekliyorum. Egzoz. Bir arabayı düşün. Egzoz dış kısım. Yani atmosferin en dış katmanıdır. E şimdi gazların %90'ı buradaydı. E yukarıya doğru çıktık, artık kalmadı. Elimizde yok. Olsa verirdik ve burada gaz yoğunluğu çok azdır. Aynı zamanda dünyanın o merkezinden uzaklaştığımız için de yer çekiminin en az olduğu katmandır diyebiliriz ve haberleşme uydularının bazıları da bu katmana yerleştirilmiştir diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik. Hava durumu ve iklim. Bunlar bizim gündelik hayatımızda ciddi anlamda önemsediğimiz iki tane kavram. Peki bunlar nedir? Hava durumu. Belirli bir bölgede, yani dar bir alanda kısa süreli meydana gelen hava olaylarına verdiğimiz isimdir. İklim. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının, yani hava durumunun ortalamasıdır. İklimde biz ne alacağız? Ortalama. Hava durumu bugün yaşadın, bitti. Başka yok. İklim. Bir dur ya, bir dur, bir yazalım, bir dur yazalım, yazdık, ortalamayı aldık, böyleymiş diyebiliriz, tamam mı? O zaman gelin dolduralım. Etki alanı. Hava durumu dar bir alanda etkilidir. E iklim ise daha geniş bir alanda etkilidir. Etki süresi. Mesela en basiti. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde, bundan önceki haftalarda ciddi anlamda rüzgarlı günler vardı, yağışlı günler vardı, fırtınalı günler vardı, kar yağışını gördük, güneş açtı, hava ısındı, sürekli olarak değişti. O zaman etki süresi hava durumunun kısadır. Ama iklimin etki süresi uzundur. Yani yıllar boyunca, daha uzun yıllar boyunca, tamam mı? Nasıl? Mesela en basit Akdeniz iklimi nasıl? Ortaokulda mesela bize bunu hep öğrettiler. Kalk, Akdeniz iklimini söyle dediler. Hemen kalktın. Hocam yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı dedin. Hala öyle diyoruz. Hala öyle diyeceğiz. O yüzden iklimin o değişkenlik süresi daha kısadır diyebiliriz. Değişkenlik durumu dedik. Evet, buraya gene kısa süreli atmosfer olayı, uzun süreli hava olayları diyebiliriz. Mesela biz hava durumunu nasıl ifade ederiz? En basit haberlerden sonra kutsal vazife olarak meteoroloji o haberi sunacak spiker çıkar ve evet sayın seyirciler, bugün ülkemizin batısında güneşli bir hava bizi bekliyor. Doğu Anadolu bölgesine gittiğimizde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışlarını göreceğiz der. E o zaman ben hava durumunu tarif ederken bir tarafa güneşli dedim, bir tarafa kar dedim. Kuzey kesimlerimizde yağmur etkili olacak ve sel olayları karşısında halkımızın dikkatli olması gerekmiyor. Yağmurlu dedim, bak gördün mü? O zaman ben burada güneşli, bulutlu, yağmurlu, rüzgarlı ifadelerinde ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte burada başka ne söyleyeceğiz? İklim mesela. İklimi söylediğimizde iklimi nasıl diyebiliriz? Mesela buranın iklimi kurak diyebiliriz ya da buranın iklimi nemli diyebiliriz. Buranın iklimi yağışlı diyebiliriz arkadaşlar. Bunları da böyle söyleyelim. Peki biz burada hava durumunu kimle inceliyoruz, nasıl inceliyoruz dersek, hava durumunu inceleyen bilim dalımız meteorolojidir. İklimi inceleyen bilim dalımız ise klimatolojidir. Aslında biz bunları arkadaşlar ne zaman gördük? O 9. sınıfın baş kısmında görmüştük. Hatırlayın, ne dedik orada? Biz özellikle işte o fiziki coğrafya ve beşeri ekonomik coğrafya kısmında dedik ya, işte fiziki coğrafya doğa kısmının incelendiği alan, beşeri ve ekonomik coğrafya ise insan kısmının incelendiği alandı. Fiziki coğrafyada klimatoloji vardı, iklim bilimi. O özellikle iklimi inceliyor. E iklime yardımcı olurken de kime ihtiyacım var? Meteorolojiye ihtiyacım var. Sonuçta meteoroloji ne yapıyor? Meteoroloji bana verileri veriyor. Verileri verdikten sonra da ben orada iklimle ilgili ne yapıyorum? Yorumlar yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz. Şimdi meteoroloji ile ilgili bazı gözlemlerimiz var. Peki bu gözlemler nelerdir dersek, rasatlar diyeceğiz biz buna. Bunlar klimatolojik gözlem ise 7'şer saat aralıklarla yapılıyor. Sinoptik gözlemler ise arkadaşlar bunlar o bölgede geniş bir alanda yapılmaktadır diyebiliriz. Peki iklimin bize etkisi var ama sadece iklimin bizlere etkisi yok. İklimin doğal çevreye de etkisi var. İklimin insanlara da etkisi var ve aynı zamanda iklimin ekonomik faaliyetlere de etkisi vardır diyebiliriz. Burada mesela bakalım, doğal çevrede
bitki örtüsünü etkilemekte, hayvan türlerini etkilemekte, yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkilemekte. En basit mesela iklimleri anlatırken diyeceğiz ki arkadaşlar burada özellikle ekvatoral iklimdeki bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar. Çöl ikliminde bitki örtüsü kurakçıl otlar diyeceğiz. Ve kayaçların ayrışmasında da etkili, denizlerin tuzluluk oranında da etkili, kalıcı karın yükseklik sınırında da etkili, toprakların oluşumunda da etkilidir diyebiliriz. Peki bizi nasıl etkiliyor iklim? Bizi mesela şöyle etkiliyor. Beslenme alışkanlıklarımızı iklim etkiler. Mesela en basiti şunu düşündüğümüzde. İç Anadolu bölgesinde yaşadığınızı düşünürsem ben sizin. Burada ne yetiştiriyoruz biz yoğun ölçekte? Biz burada yoğun ölçekte buğday. O zaman biz bir un yapsak ve undan pasta yapsak buğday unundan yapacağız. Ama Karadeniz bölgesine gidin. Bu insanlar mısırı yetiştiriyor ve mısırdan un yapıyor. Temel tüketim maddesi odur. Ege bölgesine gidin, zeytin yetiştiriyor. Zeytinyağlı ürünler orada yoğun ölçekte tüketilmektedir. Giyeceklerimiz de etkiliyor. Nasıl? Şimdi en basiti. Kutuba yakın bölgelerdeki iklimlerde sıcaklık ortalaması yıl boyu düşük olduğu için bu insanlar daha çok kalın elbiseleri tercih edecektir. Ekvatoral iklim bölgesi yıl boyunca sıcak, o zaman bu bölgedeki insanlar da daha ince elbiseleri tercih edecektir diyebiliriz. Nüfusun yeryüzündeki dağılışını, yani çok soğuk bir iklim bölgesinde nüfus fazla mıdır? Tabii ki de değildir. Çok sıcak bir iklim bölgesinde nüfus fazla mıdır? Tabii ki de değildir. O yüzden dünyada nüfusun büyük bir bölümü nerede toplanmıştır dersek ılıman iklim bölgesinde toplanmıştır. Karakterlerimizi etkiliyor, kültürel özelliklerimizi etkiliyor. Mesela bizim Türklerin bozkır kültürünün egemen olmasının temel sebebi iklim özellikleridir. Yerleşmelerimizi de etkiliyor. Bugün gidin Karadeniz bölgesinde yaylaları gezin. Allah'ım harika, cennet ya diyeceksiniz ve orada insanlar ahşaptan evler yapmışlar. İç Anadolu bölgesine gelin, ağaç yok. Ne yapacağım? Saman var, toprak var. Hop harç yaptım, kerpiçten evleri yapıştırdım, geçtim. Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerimiz de tarımı etkiliyor. Buğday, mısır, zeytin dedik. Hayvancılığı etkileyecek küçükbaş, büyükbaş. Ormancılığı etkileyecek. Sanayi tesislerimizi, turizmimizi etkileyecek. Nasıl? Ya en basit, bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili değil mi? Evet. Karadeniz'de deniz turizmi gelişmiş mi? Yok. Ege ve Akdeniz'de gelişmiş. Neden? Çünkü Akdeniz ikliminde yazları sıcak ve kuraktır. Karadeniz ikliminde ise her mevsimin yağışlı olması o kıyıda turizmi olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. Ulaşım. İşte kış dönemi geldi. Haberleri açacaksınız. Evet sayın seyirciler, Doğu Anadolu bölgesindeki yoğun kar yağışından dolayı 300 tane köyle irtibatımız kesildi. O zaman ulaşımda da ne yaptı? Çeşitli sorunlar yaşandı. Ticaretimiz de ister istemez etkilemekte. Şimdi biz bir sonraki dersimizde işte bu haritalardan başlayacağız ama bunları biraz daha ileriki kısımlarda göreceğiz diyelim. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Karşımızda boş bir sayfa var. İstediğinizi bu boş sayfaya yazabilirsiniz. Ama ben sizler için şu katmanları güzel bir şekilde göstermiş olacağım. Bak şimdi şöyle çizdim. Şurası 0 derece ekvator olsun. Şurası 90 derece güney enlemi olsun. Şurası 90 derece kuzey enlemi olsun. Kuzey, güney diye de yazalım. Bizim atmosferimizin en alt katmanı kimdi? Hemen şöyle alıyorum. Şuraya da şöyle geldim. Troposfer katmanı diyorum. Şimdi dikkat ederseniz troposfer katmanını her yerde aynı çizmedik. Hemen hatırlayın. Ortalama kalınlık ekvatorda 16 kilometre civarıydı. Orta enlemlerde 12 kilometre civarıydı. Ve yüksek enlemlerde yani kutuplar çevresinde ise 10 kilometre civarındaydı diyebiliriz arkadaşlar. Peki bizim troposferimizin her yerde aynı kalınlığa sahip olmamasının temel sebebi nedir dersek? 1. Sıcaklığın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır. İkincisi, çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır. Üçüncüsü, yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artmasıdır. Yani bana troposferin kalınlığı her yerde aynı değil diyorsa temel sebepleri bunlar olarak almak zorundayım arkadaşlar. Bununla birlikte buranın gaz yoğunluğu %75'ti. Yani atmosferin en yoğun katmanıydı. Bir de arkadaşlar ne vardı? Su buharı vardı ve su buharının %99,9'u yani tamamına yakını bu katmandadır ve bu su buharının tamamına yakınının bu katmanda olması iklim olaylarının görülmesine de neden oluyordu diyebiliriz. Yazılar biraz küçük olabilir. Sözel anlamda söylüyorum. Zaten öncesinde bunu yaptım. Buraya sığdırmam lazım. Bir de arkadaşlar bu katmanda biz dağların yüksek kesimlerinde neler görüyorduk? Kalıcı kar kütleleri görüyorduk. Ve sıcaklığımız yükseldikçe her 200 metrede 1 derece azalır. Niye azalıyor? Çünkü şundan dolayı. Arkadaşlar bak şimdi.
Şuraya da şöyle güneşi çizsem. Bizim troposferimiz doğrudan ısınmıyordu. Ne yapıyordu? Yere çarpıyor. Yerden yansımayla ısınıyordu. O yüzden de şunu unutmayalım. Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığımız 1 derece azalır. Ve bu katmanda hem dikey yönde hava hareketi gerçekleşir, aynı zamanda yatay yönde de hava hareketi gerçekleşmektedir diyebiliriz. Geldik şimdi ikinci katmanımız. Troposferin üst sınırından başlar. Yaklaşık 50 kilometreye kadar uzanan bir katmandan bahsediyorum. Bu katmanımın ismi stratosferdir. Burada sıcaklık eksi 50 derece civarında. Bu katman için bilmem gereken en önemli özelliklerden bir tanesi sadece yatay hava hareketiydi. Hatırla. Bir de ne vardı bu yatay hava hareketine? Biz jet rüzgarı diyorduk. Bir de burada önemli gazların bulunduğu bir alan vardı. 20-30 kilometre aralığında. Bu gaz kimdi? Ozon gazıydı. O zaman ozon tabakası da bu alanda yer almaktadır diyebiliriz. Peki bunun bize sağladığı vazife nedir? Şimdi güneşten gelen zararlı güneş ışınları var. Ve zararlı güneş ışınlarını bu katman ne yapıyor? Süzüyor. Zararlıları dedi ki hop sen nereye geçiyorsun ya? Geçemezsin, öyle bir dünya yok dedi. Geldik bir diğer katmanımıza. Stratosferin üst sınırından başlar. 80 kilometreye kadar tahmini olarak uzanan bir katman. Kimdir bu? Mezosfer katmanıdır. Mezosfer. Mezo, meto demiştik. O zaman ne oluyor? Dünyaya gelen küçük ya da orta büyüklükteki bir gök taşının parçalandığı katmandır diyebiliriz. Geldik bir diğer katmanımız. Neydi o katmanımız? Termos. Yani sıcak bir katman. Termosfer diye şuraya yazıyorum. O zaman burada sıcaklık 1000 derecenin üzeri dedik. Bununla birlikte ne vardı burada? Kuzey ışıkları vardı. Yani auroralar vardı. Bununla birlikte radyo frekansları yansıtılıyordu. Seyrek bir gaz yoğunluğumuz vardı. Bu iyonlara ayrılmıştı. Yani iyon tabakası da burada yer almaktaydı. Haberleşmenin olduğu katman. Atmosferin en dış katmanı kimdi dersek şuraya şöyle çizeyim. Egzozdan gelsin aklınıza. Egzosfer. 80. Şuraya geldim şöyle. Tekrar şunu da 690 kilometre diye yazayım termosfer için. Egzosfere geldiğimizde 10.000 kilometre. Yani atmosferin en kalın katmanı. Yer çekimi yok denecek kadar az. O yüzden uyduların belirli bir kısmı da bu katmanda yer almaktadır. Aslında anlattıklarımızın güzel bir özetini de burada sizlerle birlikte yapmış olduk ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte atmosferin etkileri, atmosferin özellikleri, atmosferin katmanları, hava durumu, iklim, bunların özellikleri, etkilerinden bahsettik ve karşınızda bugünün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde biz hangi konuya geçeceğiz? Artık iklime geçtik ya. İklimi oluşturan bazı unsurlar var. Biz bu unsurlara iklim elemanları diyoruz. Bunlardan bir tanesi sıcaklık, bir tanesi basınç ve rüzgarlar, bir diğeri ise nemlilik ve yağıştır. O yüzden bu kısımdaki konularımız biraz daha zor. Evet, sizi zorlayacak. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü o 9. sınıfa geçtiğinizde o bölümlerin, disiplinlerin bir anda ayrılmışlarını daha ayrıntılı görüyorsunuz. Ama yılmak yok. İnşallah sizler için de her şey çok güzel gidiyordur. Biz yazılar için de sizlerle birlikte güzel çalışmalar yapacağız diyelim. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.